Anneciğim ne yapıyorsun? Düşeceksin. Nehir. Düşeceksin annem, nereye gidiyorsun? Eyvah. Eyvah, çok tehlikeli. Eyvah, ne yapacağız biz böyle Nehir? Nehir, düşeceksin. Nehir, düşersin annem. Eyvah. Anne. Kızlar. Size ne göstereceğim şimdi? Ben bir şey düşündüm. Bir fikir düşündüm. Bakalım olacak mı? Hep beraber deneyelim. Benim sandalyeler. Biliyorsunuz zaten böyle altları falan hep koyverdi. Görüyorsunuz ya. Bir iki tanesi sağlamdı. Artık onlar da berbat durumda. Onlar da böyle hep alttaki kaynaklarından koyverdi. Şimdi. Ben gittim. İşte hırdavatçıdan şöyle bir paket kelepçe aldım. Nasıl yapalım? Düşündüm, bilmiyorum, mantık yürütmeye çalışıyorum. O şekilde düşündüm. Çünkü bunlar kaynakçıya götürülüp getirilmesi gerekiyor normalde ama aracımız olmadığı için biz bunları götürememiştik tabii. Ondan sonra ben şimdi bir şey düşündüm. Bunu hep beraber sizinle beraber yapalım. Bakalım nasıl olacak? Vallahi bilmiyorum. İlk defa yapacağım şimdi sizinle beraber. Ben sizi şimdi hemen şuraya bir sabitleyeyim. Nasıl yapayım? Şöyle biraz şu kelepçelerimden şöyle yanıma alayım ben, bakayım bir. Şimdi nasıl yapsak olur? Şu vidalarını biraz gevşetip şunları arka tarafından geçirip en azından şuraya ikisini birden sıkmam lazım, geçirmem lazım. Bir deneyeceğim, bakalım, o şekilde düşündüm. İnşallah olur. Olursa ben bütün sandalyeleri hallederim, yemin ediyorum çok da güzel olur. Ve Kerim şok olur. Nereden geldi aklına senin bunlar diye. Gerçekten şok olur. Genelde hep böyle ince fikirler benden çıkar. Yine tamir şey işleri bana düştü. Her zamanki gibi. Baba çalışıyor haliyle. Ben de böyle pek durdurmasını sevmem. İlla ki bir şeyler mantık yürütmeye çalışırım. Bir şekilde halletmeye çalışırım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah istediğim gibi sonuç alabilirim. İlk önce şöyle tornavidamı aldım ben. Hemen şu vidadan şöyle şuraya bir gevşeteyim ilk önce. Gevşeteyim. Güzel olmuş mu? Evet annem, güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ondan sonra şu kelepçeyi aldım. Nasıl yapabilirim? Şu arkadan bunu atayım. İnşallah istediğim gibi sonuç alırım. Hemen şöyle gördünüz. Şöyle bakın. Ondan sonra şuradan alıp bunu kelepçeyle sıkacağım. İnşallah iyi bir sonuç alırım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu tersini taktım. Şöyle yapayım. Hadi. Ben bunu tersini takıyorum, anlamadım ki. Şöyle mi yapacağım acaba? Şöyle yapacağım herhalde. Evet. Hadi bakalım. Şöyle. Şu an oldu gibi. Dur bakalım. Bir de şu videoyu bir sıkalım. Şöyle. Kızlar yemin ediyorum çok güzel oldu. Ay oldu gerçekten. Vallahi oldu. Durun bakayım, şunu da bir halledelim. Şu ikisi sağlam ama onlar da büyük bir ihtimal kırılır. Onları da yapacağım, monteleyeceğim. Hadi bakalım. Devam ediyorum. Hadi bakalım. Vidasını açmadım. Önce vidasını bir gevşetiyorum şuradan. Tamam. Arkadan alayım bunu. Şu şekilde. Bir ters taktım yine. Şu şekil herhalde. Hadi bakalım. Devam edeyim. Şöyle göstereyim kızlar. Şimdi ben hepsini yaptım. Bir tanesi kaldı sadece. Onu da yapacağım şimdi. Bunlara çift yaptım kelepçe, bakın. Çift çift yaptım. Ama gerçekten söylüyorum, taş gibi oldu. Bir bakın ya, vallahi. Hemen şöyle koyayım size.
Vallahi taş gibi oldu sandalyelerim. Gördünüz 4 tanesini. Hepsini birden. Tamamdır. Ellerime sağlık. Beğendin mi anneciğim? Ne var aşkım orada, ne var? Evet, sandalyelerimin bitmiş hali. Şöyle göstereyim. İşte kadının gücü. Saat 3:30 oldu. Nehir okuldan gelmedi. Şimdi bugün cuma, telafi dersimiz vardı. Telafi dersine gitti Nehir. Oraya gitti. O da gitmişken ben de Deniz'i parka falan götürdüm. İşte kızlarla biraz dolandık falan. Ondan sonra hemen elime şunu aldım. Dediler ki bu işte bu şeylere falan, bulaşık makinesinin şeylerini aralarına sıktığın zaman inanılmaz güzel yıkıyor, tertemiz yıkıyor diye. Ben hep sodayla temizliyordum. Geçenlerde bir bu yöntemle yaptım. Bu işte hem köpük var ya, biliyorsunuz. Ondan sonra bulaşıklar inanılmaz güzel çıktı. Bir ay önce yaptım. Şimdi dedim size de söyleyeyim. Belki denemek isteyen olur. Şöyle hemen içine bol bol bundan sıkacağım. Şuranı iyice sıkayım. Bir de arka tarafını çevireceğim. Yani bunu ayda bir kere yaparsanız, bilmiyorum vallahi, ben çok memnun kaldım. Hiç böyle yapmamıştım. Gerçekten çok memnun kaldım. Bir de size söyleyeyim. Şöyle şey yapayım. Şunu da. Şunların bir de arkasını çevireyim. Bunu da küleyim. Şöyle yapayım. Gördüğünüz biz bir 5 dakika falan böyle durduracağım. Şöyle bir çalkalayayım iyice bütün yanlar çözülsün içinde. Bulaşık makinesi böyle temiz yıkamadığı zaman mutlaka bunu uygulayın. Ayda bir defa olsun makineyi böyle temizlemek lazım. Hem makinenin uzun ömürlü olması için. Hani çalışan demir pas tutmaz derler ya. O misali hani ne kadar bakarsanız temiz olursa o derece iyi olur. Şu elimi yaptım ama elimi şimdi şey olacak. Yüzüğü takmıyorum bu arada. Bakın elim yavaştan geçmeye başladı. Diğer elim de aynısı. Çok şükür biraz geçmeye başladı artık. Bunlar bir böyle bir şey olsun. Bir 5 dakika falan böyle dursun. Ondan sonra şey yapacağım. Güzelce tertemiz yıkayıp tekrar geri takacağım. Ondan sonra bulaşıklarımı size de göstereceğim. Şöyle göstereyim. Bulaşık makinemin içine de o köpükten sıktım bol bol. Şimdi tertemiz sileceğim ben bunu. Ondan sonra makineyi dolduracağım. Bugün dolar büyük bir ihtimalle. Akşama çalıştırırım. Akşam da mutlaka çekerim size nasıl olduğunu, bulaşıkların nasıl çıktığını. Gerçekten pırıl pırıl çıkıyor. Ben bunları bir temizleyeyim. Hadi bakalım sonra görüşelim inşallah. Misafirleri falan geçirdim. Bugün çok kalabalıktık. Ablamgiller vardı. Ondan sonra bahargiller vardı. Ondan sonra kayınpederim var işte. Kalan bulaşıklarımı buraya yıkadık. Buraya kapattık. Hemen şöyle göstereyim. Bulaşık makinesinin şeylerini falan, aparatlarını sizle temizlemiştik zaten. Şimdi bakalım bardaklar nasıl çıktı. Onları göstereceğim size kızlar. Vallahi gördüğünüz gibi ben hep böyle üst üste teptim. Şöyle bir bardak alayım. Göstereyim size. Leke falan yok. Sonra daha bardak alalım. İyi. Sıkıntı yok bunda da. Ondan sonra şöyle göstereyim.
Evet, güzel. Ondan sonra şöyle kaseyi alalım. Evet. Ondan sonra vallahi tertemiz çıktı işte bakın. Bu söylediğim yöntemi böyle uygularsanız çok çok temiz çıkıyor bulaşıklar. Şöyle kapatayım. Dediğim gibi o aparatlarının güzelce tertemiz yıkayıp temizlerseniz çok da güzel tertemiz bulaşıkların oluyor ve ben gerçekten çok doldurduğum halde temiz çıkmış, düşünün yani. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Bir deneyin isterseniz. Bence memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Öğlen uykusu ne tatlıymış. Minnoşum bugün çok erken kalktı. Tatlı rüyalar bir tanem. Kızlar vallahi kusura bakmayın. Dün aslında vlogum hazırdı. Hazırdı ama ben tabii ki her zamanki gibi vedalaşma şeyine videosu çekmeyi unutmuşum. Her zamanki gibi onun için de şey yapmadım. Editleyip size koymadım. Dedim en iyisi bugün dedim vedalaşayım. Bugün günlerden pazar. Onun için kaldı. Yapacak bir şey yok artık. Nasip olursa inşallah bugün izleyeceksiniz bunu da. Öyle. Nehir gördünüz. Nehir uyuyor. Öğlen uykusuna yattı. Bugün sabahleyin çok erken kalkmıştı zaten. Ondan sonra kayınpederim bizde duruyor. Bildiğiniz gibi şu an camide. Saat 3:30 oldu. Az sonra gelir ve yemek hazırlamam lazım. Eşim bugün evde. Bugün rahatız. Çocuklar da teyzesiyle gezmeye gittiler. Ben şey istemiştim. Dedim hani ben çıkamam. Hani evde misafirim olunca ben çıkamam. Sen dedim şöyle şeyler var ya hani böyle yan çanta mı diyorlar ne o bel çantası mı öyle bir şey işte. Ondan istiyordum ben şimdi sırtımda olduğu zaman bu geçen gün şu aslında onu söyleyecektim. Geçen gün ablamın çantasından mı belinden mi telefonu çaldıra yazmış. Düşünebiliyor musunuz? Onun için teslim dedi arkanı falan sakın dedi hani çantana telefonu falan koyma dedi bak benim başıma böyle geldi Allah tarafından ablam fark etmiş hemen baktığımla diyor kadının elini çekmesi bir oldu diyor. Onun için şey yaptım ben de artık dedim şöyle bir çanta alayım. Böyle işte yan çanta dediklerinden işte. Onu dedim alayım en azından dedim şöyle hem cüzdanımı koyarım hem dedim telefonu koyarım o şekilde düşündüm. Ablam şimdi şirin yere gitti. Şey yapıverecek işte çanta falan alıverecek bana da. Çok mu hızlı konuşuyorum ben gene ya. Vallahi hiç farkında değilim aslında biliyor musunuz? Ay neyse ya. Bugün aslında bir arkadaşım ulaştı bana. Canım sıkıldı açıkçası. Canım sıkıldı derken üzüldüm. Şimdi bizim Down Türkiye bir grubumuz var. Down Türkiye diye Face'te büyük bir grubumuz var. Grupta bütün arkadaşlarla yani bütün Down sendromlu olan çocukları olan ailelerle hemen hemen çoğuyla falan özelden de görüşüyoruz. Hani birbirimizle bilgi iletişimi falan kurmak için tabii. Ondan sonra biraz konuştuk işte arkadaşımla. O nasıl gittiğinden hani çocuğunun gelişiminden bahsetti ve şu an mesela onun çocuğu 4 yaşında falan Nehir'le hemen hemen aynı işte yani Nehir'de Mart'ta girecek Allah izin verirse işte 4 yaşına. Ondan sonra işte durumundan bahsetti. Onlar dil terapisti alıyorlar. Hemen hemen bir senedir falan dil terapisti alıyorlar. Duyu bütünleme diye geçiyor. Hani özel çocukları olanlar mutlaka beni anlarlar yani zannedersem. Duyu bütünleme diye geçiyor bu dil terapisti aynı zamanda işte. Bir senedir falan özel ders alıyorlarmış ve çocuğu maşallah Allah nasip ederse inşallah bize de nasip etsin. Onun çocuğu yürüyor. Onun oğlu yürüyor. Çok şükür. Ve uzun zamandır yürüyor. Aynı zamanda dil terapisti de yani çocuğu bir görseniz maşallahı var. Gerçekten söylüyorum. Hani izin vermez herhalde. Şey yapamam, paylaşamam videolarını. Çok isterdim aslında sizle paylaşmayı. Çok da güzel konuşuyor. 4 yaşında ve çok güzel konuşuyor. Şeylerden bahsettik biraz. Çok affedersiniz. Ben Nehir'e mesela hani kartlar falan aldım. Eşleştirme kartları aldım. Hep de size söylüyorum ya işte Nehir için bu çok erken aslında. Bunu biraz daha büyüsün. Ondan sonra şey yaparız oynarız Nehir'le. İşte renk çalışmaları var. İşte Nehir biraz daha büyüsün. Ondan sonra çalışırız Nehir'le. Aslında o kadar çok yanlış söylemişim ki. Gerçekten
bunları ondan duyduktan sonra çok çok üzüldüm. Aslında hiç de geç değilmiş bizim için, biliyor musunuz? Normalde 3 yaşından sonra özel çocukların 3 yaş ile 6 yaş arasında bizim, yani benim bebeğim gibi olan işte özel çocukların kesinlikle tam böyle algılarının açık olduğu zamanlarda aynı zamanda bütün her şeyi öğrenme zamanıymış. 3 yaş ile 6 yaş arası. Dedim hani dedim arkadaşım nasıl olacak, dedim ben hep dedim erken gözüyle bakıyorum ama Nihir'le oturduğumuz zaman biliyorsunuz eşleştirme bile yapmayan bir çocuk. Hani her şeyi sizin karşınızda yapıyoruz, biliyorsunuz zaten. Eşleştirme yapmıyor, renkleri benimle beraber söylemiyoruz. Artık yeni yeni böyle nasıl söyleyeyim size, hani dört dedi mesela, dört demese de hani dö, ü diyor ya. Hani o benim için bile mükemmel bir şey aslında. Ama işte beni çok üzen nokta da bu oldu aslında. Aslında var ya çok geç bile kalmışız, biliyor musunuz? Yemin ediyorum çok geç bile kalmışız. Tabii ki her çocuğun gelişimi farklıdır. Yani benim çocuğumun gelişimi farklı, onun çocuğunun gelişimi farklı. Ama arkadaşım şundan bahsetti. Teslime dedi, kesinlikle senin duyu bütünleme ve dil terapisti özel ders alman gerekiyor dedi. Yani nasıl olacak dedim arkadaşım, hani bunların şeyleri nasıl, nasıl söyleyeyim size, bunların seansları varmış tabii ki, haftada 2 seans 3 seans yani bir saatlik çalışıyorlarmış bu duyu terapistleri falan dil terapisti. Yürümeye de çok etkiliymiş çünkü onlar hani bir seneyi geçkindir böyle işte şey yapıyorlarmış ama hala da bir 2 sene daha aldırmak istiyorum dedi, 6-7 yaşına kadar falan diye bahsetti. Durumları iyi, evet çok iyi aslında. İşte onunla da konuştum ben bunu, dedim arkadaşım dedim ben evet YouTube'a dedim kesinlikle hani ben dedim Nehir için başladım zaten, evime destek olayım diye Nehir'in özel ihtiyaçlarını karşılayayım ve hani aynı zamanda dil terapisti için başladım diye hani ondan da bahsettim zaten. Teslime dedi yani yani olmuyorsa dedi hani yapacak bir şey yok çünkü dedi hani dil terapistinin dedi saatleri en azı ve hani böyle yalvar yakar belki 100-150 liraya bile belki düşürebilirsin belki dedi o da. Hani bunlar bizim çocuklarımız için çok önemli ama dedi aynı zamanda dedi bu bütçeye bakıyor dedi. Dedim arkadaşım dedim vallahi aylardır ben dedim yani 300 lira bile alamadım gerçekten. 2 ayı geçti ve ben hala 300 lira bile olmamış yani hani benim YouTube'daki para kazancım. Ben bunları hiç sizden saklamıyorum, biliyorsunuz zaten. Hiçbir şeyde saklamam. Yani bununla olacak gibi değil, bilmiyorum nasıl yapacağım. Şöyle bütçem iyi bir şey olmuş olsaydı ben kesinlikle aylık, yani bütün YouTube'dan aldığım paraya kesinlikle dil terapisini aylık yatırım olarak yapardım zaten. Onun için çok üzüldüm. Elimden geleni yapıyorum, gerçekten yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Hani bizden olan bu zaten, hani bizden başka bir şey çıkmaz yani. Eğer bir özel bir çocuğunuz varsa bizim hayatımız normal insanların yaşantısı gibi geçmiyor. Evet, aslında bizim Nehir'imizin, bizim ailemizde benim diğer çocuklarımdan hiçbir ayrıcalığı yok, hiçbir farkı yok. Ama kesinlikle özel bir desteğe ihtiyacı var. Ve bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Elimden geldiği kadar her gün, yani iki günde bir olsun size vlog yüklemeye çalışıyorum. Ama işte 500-600 izlemelerle hiçbir şeye varamıyorum, hiçbir yere varamıyorum. Evet diyebilirsiniz, sabredeceksin. Bütün YouTuber'lar ilk birinci senesinde yani hiç para bile kazanmamışlar. Ama emin olun benim onların kadar zamanım yok. Benim onlar kadar vaktim yok. Benim şu an en önemli olan vakitleri ve Nehir 4 yaşına girmek üzere ve biz çok geç bile kalmışız. Yani bilmiyorum. Rabbim yardım etsin inşallah. Elimden geleni yapıyorum. Elimden gelen çabayı gösteriyorum. Babamız zaten artık böyle 7-24 mesai kalmaya çalışıyor. İşte mesai kalmaya çalışıyor. Bilmiyorum ya. Bunun için çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Yine elimden geleni yapacağım ben. Yine elimden gelen çabayı sarf etmeye çalışacağım. Ve Nehir 4 yaşına giriyor. Şurada artık 2-3 senemiz kalmış. 6-7 yaşına kadar artık ne verebilirsek, artık ne yapabilirsek, Nehir'i bir adım daha öne götürebilirsek bizim için o kadar iyi. Ve 6 yaştan 7 yaştan sonra konuşmaları imkansız gibi duruyor. Gerçekten o kadar çok tanıdığım danlar var ki, hani dil terapisine gidenler de çok, çok iyi durumda olanlar var. İnanamıyorum, çocuklar için söylüyorum. Çok güzel,
Hani belki sizin de karşınıza falan çıkmıştır. Bu Instagram'da genellikle çok görürsünüz böyle bizim gibi hani Down sendromlu özel çocuklardan. Ama YouTube'da öyle fazla yok. Çok nadir birkaç tane gördüm ben de. Öyle sizinle sıkıntımı paylaşmak istedim. İzleyin ya, ne olur izleyin. Bakın beğen tuşuna basmayı unutmayın. Daha ne söyleyeyim ben size, kurban olayım ya. Tamam mı? Abone değilseniz lütfen abone olun ya. Gözünüzü seveyim, birazcık destek olun bize. Lütfen yani reklamları atlayın atlamayın. Hani onun için bir şey diyemem. İnsanlar tabii yani çok sık reklam koymaya çalışıyorum. Geçen de arkadaşım bir tanesi, takipçinin bir tanesi söylemiş. Çok az reklam koyuyorsun, reklam çok az çıkıyor önüme diye. Dolduruyorum reklamı. Vallahi dolduruyorum. Hani en azından hani bir iki yani en azından damlaya damlaya göl olur misali. Ay bilmiyorum kızlar ya falan. Neyse çok uzatmayacağım. Hemen editleyip koymaya çalışacağım. Bunu büyük bir ihtimal 4-5 saat sonra falan izleyeceksiniz. İnternet inanılmaz yavaş. Yani anca yüklenecek. Gece falan anca izlersiniz herhalde bunu. Neyse. 11,5 dakika oldu. Çok sıktım sizi. Çok özür dilerim. Sadece çok canım sıkıldı. Biraz sizinle paylaşmak istedim. Motive olmaya ihtiyacım var. Lütfen yorumlara yazın. Ne olur biraz destek olun bana. Gerçekten böyle çok canım sıkın. Güzel böyle sözler yazın. Beni motive edin, tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Rabbime emanet olun. Buraya kadar da izlediyseniz lütfen bir beğen artık butonuna basmadan ne olur ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın.